Evet, şimdi 6. ünitemiz estetik ve sanat felsefesi ünitesi. Felsefede ünitelerimiz azaldı artık. Büyük bir kısım halloldu. Bir şeye dikkat edelim. Biz felsefenin dallarını saydığımızda epistemoloji, ontoloji ve aksiyoloji 3 temel dalı demiştik. Epistemoloji bilgi felsefesi, aksiyoloji değerler felsefesi, ontoloji varlık felsefesi. Aksiyolojiyi de ikiye ayırmıştık. Değerler alanı, değerler felsefesi alanı, değerler alanını ikiye ayırdığımız için bu alanı da ikiye ayırıyorduk. Birincisi ahlaki değerleri konu edinen etik, ikincisi beğeni değerlerini konu edinen estetik demiştik. Şimdi etik işlendi konu olarak, üniteyi tamamladık hatta bugünün ilk dersinde ve doğrudan ahlakçı felsefesi olarak çevirmiştik. Fakat estetikte estetik parantez içinde sanat felsefesi demiyoruz. Estetik ve sanat felsefesi diyoruz. Şimdi bunun neden olduğunu zaten açacağız. Bunu belirtip ikaz ederek yolumuza devam edersek. Öncelikle estetik kavramını doğuşu çok eski değil. Baumgarten bu kavramı üreten kişi ve Yunanca estetiğe kökünden geliyor. Duyumlanabilir olan demek. Duyumsamak, duyumlamak. Yani temelinde duyu var bu kavramın. Ki biz beğeni yargılarımızı, estetik yargılarımızı aslında duyular temelinde ifade ediyoruz. Estetik dediğimizde en merkezdeki değer nedir diye bakarsak güzeldir. Nasıl etikte en temel değer iyiydi ve tüm etik değerler, ahlaki değerler iyinin bir versiyonuydu. En başta kötü, zıttı geliyordu. Estetik değerler alanında da temel merkez değer güzeldir. Ve diğer tüm estetik değerler aslında güzelin bir versiyonudur. En başta da zıttı olan çirkin gelecektir. Bu yüzden, bu yüzden estetiğe güzellik felsefesi diye bir isim de verilebiliyor bir yerlerde gördüğümüzde. Şaşırmayalım. Şimdi Baumgarten estetik kavramını bir bilim halinde düşünmüş, oluşturmaya çalışmıştır. Estetik tıpkı fizik gibi bir bilim olarak şekillenmeye başlamıştır. Fakat elbette beğeni alanları gibi, yani bütün değer alanları gibi beğeni değerlerinde de evrensel, ortak ya da nesnel değerlerin olup olmayacağı bir tartışma konusudur. Zaten ilk problemimiz bunun üzerinden gelişecek. Estetik, beğeni değerlerini konu eden felsefe dalının kendisi. Güzelin ne olduğu, burada tıpkı etikte mutlak iyi mümkün müdür, olanaklı mıdır tartışmasını yaptığımız gibi, burada da ortak evrensel estetik değerlerin olanağını tartışacağız. Yani aslında güzelin ne olduğu ve mutlak bir tanımının olup olmayacağı tartışılacak. Estetik kavramı ile sanat felsefesi, yani bu iki alan, bu iki kavram arasındaki ayrım önemli. Önce şunu belirtelim. Estetik, sanat felsefesini içine alan daha geniş bir alandır. Yani eğer bir sanat felsefesi bir diyagramla göstermek istersek, sanat felsefesi sadece sanat üzerinde, sanattaki estetik ve sanatın başka kavramsal teorik sorunlarını ele alan felsefe dalı iken, estetik bunu da içine alan daha geniş bir dalın adı. Basitçe kitaplarda geçen ifadeyle estetik hem doğada hem sanatta güzeli tartışan, beğeni değerlerini tartışan bir felsefe dalı iken, sanat felsefesi yalnızca sanatta güzeli tartışan, ele alan bir felsefe dalıdır. Ve sanata ilişkin birçok problem alanı, felsefi tartışma noktası olabilir. Sanat felsefesinde ve estetikteki tartışmalar ortaklaşsa bile kendine has unsurlarda var. Bu ayrımı, sanat felsefesi estetik ayrımını doğrudan soran bir çıkmış soru örneğiyle açılışı yapacağız. Parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. Estetik, güzel üzerine düşünme çabasıdır. Merkez değerimiz güzel olduğu için elbette. Pardon arkadaşlar, şunu bir kapatmam gerek.
Evet, geçmeyen gribin hastası. Kusura bakmayın. Baştan alıyorum. Estetik, güzel üzerine düşünme çabasıdır. Refik Fersan'ın bir saz semaisi, Michelangelo'nun bir heykeli güzel olduğu, bizde hoş ve soylu duygular uyandırdığı gibi bir atın yürüyüşü veya bir kentin sokakları da güzel olabilir ve bizde benzeri duygular uyandırabilir. Dikkat ediniz, bir sanat eserindeki güzelden doğadaki bir güzele, örneğin bir kent sokağına, yani sanatçının elinden çıkmış olması gerekmiyor. Estetik güzeli bütün alanlarda, hem doğada hem sanatta. Sanat felsefesi ise yalnızca sanat yapıtları içinde, çerçevesi içinde sorgular. Başka bir deyişle sanat felsefesi estetiğin kavram ve problemlerini sınırlı bir alanda, nedir o sanat alanında, ele alacaktır. Buradan hangisine ulaşılamaz? Bu bir tabii anlam sorusu, paragraf. Güzellik sanat ile sınırlı değildir, başka alanlarda da mümkündür dediği şey bu. Estetik doğadaki veya çevremizdeki bir olayın güzel olup olmadığını sorgulayabilir. Aynen ifade yukarıda geçiyor. Sanat felsefesinde ele alınan bazı kavramlar estetiğin kapsamına da girer. Evet, zaten biraz önce de bilgi olarak belirttik bunu. Güzel hem estetiğin hem de sanat felsefesinin konusudur. Yine aynı şekilde vurgu bu noktada. Sanat yapıtı doğadaki güzelin sanatçının yorumuyla yansıtılmasıdır. Burada yansıtmacı, birazdan öğreneceğimiz taklitçi, mimetik sanat anlayışının temel iddiası yer alıyor. Paragrafta bu iddiaya dair bir anlam, içerik, bir ifade yer almıyor. Cevabımız Edirne, buradan ulaşamayacağımız. Yani gördüğünüz gibi estetik ve sanat felsefesini ayırdık. Etikte bunu yapmamıştık. Etik deyip direkt aynı anlama gelecek şekilde ahlak felsefesini rahatlıkla kullanmıştık. Fakat burada tekrar notu düşüyorum. Estetiğe istersek güzellik felsefesi diye daha geniş bir çeviri, karşılık yapabiliriz. Sanat felsefesi onun bir alt dalı içinde bir alan olarak görülebilir. Şimdi bu ayrımı yaptıktan sonra estetiğin ilk problemine, ortak estetik yargıların olanağı problemi. Bu ne demek? Nasıl etikte, tüm değer alanları için geçerli bir nokta bu. Etikte evrensel ahlak yasası, evrensel bir ahlaki değer mümkün mü diye tartışmıştık. Yani aslında etiğin merkez değeri olan mutlak iyi mümkün mü diye tartışmıştık. Felsefe her şeye önce o şeyin olanağıyla başlar. Hatırlayınız, bilgide önce bilginin olanağı tartışıldı. Varlıkta önce varlığın olanağı tartışıldı. Ahlakta önce evrensel ahlakın olanağı tartışıldı. Şimdi estetikte de aynı şey olacak. Önce evrensel, ortak, genel geçer estetik yargıların olanağı tartışılacak. Yani güzelin genel geçer, mutlak bir tanımı mümkün müdür? Tartışma bize bunu soracak. Yani kültürümüzde de çok kullanılan güzellik görecelidir. Zevkler ve renkler tartışılmaz tartışmasındaki gibi midir? Yoksa bazı filozoflarımızın dediği gibi güzellikle ilgili kavramlar da nesnel, güzelin de mutlak bir tanımı var mıdır? Bunu öğreneceğiz. Burada iki temel filozof üstünden görüş, iki temel görüşü iki filozof üzerinden vereceğiz. Birincisi 18. yüzyılın, aydınlanma çağının büyük ismi, her ünitede çok önem taşıyan, estetikte de çok önem taşıyan, soru bakımından tabii ki çok önem taşıyan bir filozof. Kant'a göre estetik yargılar nesneldir. Kant da Baumgarten gibi düşünür. Estetiği, dikkat ediniz, bir bilim gibi ele almak gerekiyor. Yargı Gücünün Eleştirisi adlı kitabında bu konuya uzunca yer veriyor ve bilimsel yargılarla beğeni yargıları, yani estetik yargılar aslında hiçbir fark taşımazlar. Öz itibariyle aynıdırlar. Burada çıkış noktası Kant'ın hepimizde var olduğunu iddia ettiği bir ortak duygu. Şimdi dikkat edelim. Kant etiğini bir hatırlayalım. Önce şunu verelim, buraya tam girmeden önce. Bir filozof bir bakış açısı geliştirir ve felsefi farklı konularda aynı bakış açısının yansıdığını görürüz. Yani Aristoteles dediğimizde onun temel bir takım düşünce açıları vardır. Varlık anlayışı bunun üzerine biner. Bilgi anlayışı, ahlak anlayışı, güzellik ve sanat anlayışı, siyaset anlayışı,
Yani büyük filozoflarda özellikle filozofun temel bakış açısı tüm düşünce yapısını ve çeşitli başlıklar altındaki tüm iddialarını şekillendirir. Bunu niye söylüyorum? Çünkü Kant'ın ahlak felsefesini öğrendik. Orada bir iyi istencinden söz etmişti ve tüm insanlarda olduğundan, akıl sahibi tüm var. Ve ahlaki, nesnel ahlakı, genel evrensel ahlakı oradan türetmişti. Şimdi aynı yapıyı onun estetiğinde de göreceğiz. Tüm insanlarda olan bir ortak duygudan, ortak duyu ve duygu mekanizmasından söz edecek. Ve eğer yine etikte olduğu gibi ahlaki davranışı orada Kant etiğinde belirleyen koşulsuzluktu, burada da aynı şey geçerli. Yani bir çıkar amacı gözetmeksizin, çıkarsız ve özgün bir bakış açısıyla, estetik tavırla haz veren şey hepimizin ortak duyusuna hitap edip ortak duygumuzdaki, duyumuzdaki hazı uyandıran nesne, estetik nesnedir diyecek Kant bize. Ve bu hepimiz için geçerlidir. Bu öznel, bireysel estetik yargılarda nesnel estetik yargıların mümkün olduğunu, öznel estetik yargıların böylelikle aşıldığını, ortak duygu ve duyu ile bir estetik nesneye çıkarsız ve özgün bir biçimde yaklaşım gösterdiğinde, işte tam o noktada estetik özne açığa çıkıyor. Dikkat ediniz şu kavramlara: estetik özne, estetik nesne, estetik tutum, estetik yargı. Yani biz herhangi bir objeye, nesneye, herhangi bir çıkar amacı gütmeksizin yaklaştığımızda, onu beğeni değerleriyle ele alıp bir yargıda bulunduğumuzda tutumumuz estetik tutum. Biz o noktada estetik bir özneyiz ve karşımızdaki yöneldiğimiz nesne de estetik nesne. Ortaya koyduğumuz, yani bir dağ manzarasına bakıp o dağ manzarasıyla ilgili şu o dağa tırmanmaktan, o dağda çok iyi dağcılık faaliyeti yapılacağından söz etmiyor da, sadece dağın kendiliğinde, güzelliğinden söz ediyorsak, buradaki tavrımız estetik bir tutum tavırdır. Ve orada dağ bizim için estetik bir objeye dönüşür. Ve biz estetik yargıda bulunmuşuzdur. Bu yargıda bulunan özne olarak da estetik öznedir. Sorularda bu ifadeler geçer. Çok basit şeyler. Kant'a göre ise estetik bir tutum içerisinde